Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, fıkh-ül çalışmaya devam ediyoruz. Evet, ilk konu taharet ve taharetin de ilk konusu nedir? E, tabii ki sular konusudur. Ve e, bu sularla ilgili, e, bakın geçenki e, bölümde, evvela geçenki değil, ondan önceki bölümü şöyle hatırlayalım. E, adat ve ibadat, yani günlük hayatta ve ibadetlerde Kullanılması caiz olan sular üç çeşittir demişti. Mutlak sular yani içine hiçbir şey karışmamış olan sular. İkincisi içine karışan şeyin temiz olduğu ve suun işte rengini, kokusunu, tadını değiştirmediği sular. Üçüncüsü ise rengi, kokusu, tadı değişen ancak e, bu e, karışan şeylerin temiz olduğu e, şeyler toprak gibi kum gibi dedi. Şimdi şöyle e, geçenki bölümü de hatırlayalım. E, normal e, hani e, ibadetlerde kullanılması e, caiz olup günlük hayatta kullanılması caiz olmayan e, sular nedir demişti. İçine e, necaset e, karışan ancak bu necasetin e, o sunun rengini tadını ve kokusunu değiştirmediği e, sular e, dedi e, ve e, şimdi ise e, nereye e, geldik şöyle bakalım ama ne oğludi yajuz istimalu fil adat Evet. günlük hayatta kullanımı caiz iken don dunel ibadat ibadette kullanılması caiz olmayan sulara gelince Bakın dünkü bölümde günlük hayatta kullanılması caiz değilken ibadette kullanılması caiz olan sular demişti. Şimdi ise ibadette kullanılması caiz olmayıp günlük hayatta kullanılması caiz olan sular. Nedir bunlar? فَهُوَ الْمَاُ الَّذ۪ي خَالَتَهُ طَاهِرٌ Temiz bir şeyin karıştığı فَغَيَّرَ لَوْنُهُ Ve onun gayyaraha deyince levnehu diyeceğiz. Çünkü bakın şöyle daha doğru okunma açısından. Ve o karışan şeyin rengini değiştirdiği ev ta'mehu veya tadını değiştirdiği ev rihehu veya kokusunu değiştirdiği sulardır. Ki en yekune dehalehu ki ne gibi? Ona dahil olması gibi mau verdin işte gül suyunun ev zaferan ve zaferan suyunun ev acin veya işte hamur suyunun karışmış olması gibidir ev nahuzalık veya bunlar gibi şeylerin karışmış olmasıdır diyor. Evet geçenki bölümde bakın eğer suya necaset düşmüş ama o sunun rengi, kokusu, tadı değişmemişse o ibadette kullanılabiliyordu. Ama mesela yemekte filan kullanılamıyordu, haramdı. Şimdi ise ne diyor bakın? içine temiz bir şey düşmüş sunun içerisine. Mesela gül suyu gibi bir şey düşmüş ve bu temiz şey onun işte rengini, tadını ve kokusunu ne yapmış? Değiştirmiş. Ee, bu da normal günlük hayatta kullanılabilir. Mesela gül suyu, zaferan suyu, işte hamur suyu vesaire bunlar kullanılabilir ama ibadetlerde yani abdest ve gusülde kullanılamaz dedi. Fe inna o zaman biz kat kulna şöyle e, demiş oluyoruz. İnnel ma elledi yecuzu minhu't tat'hir kendisiyle temizlenmek caiz olan sular la budde en yekune ma'en mutlakan yani mutlak su olması gerekir. Ee, yani içine hiçbir şey karışmamış. Yetegayyaru vasfun min efsafihi thalase. Yani onun üç vasfını değiştirecek e, herhangi bir şey karışmamış mutlak sular. İlla iza tagayyara bil eşya ancak o bir şeylerle değişmişse elleti tulazimuhu. Yani e, işte e, ona karışmış olan bir şeyler değişmiş değişmişse ne gibi işte e, turap gibi, yani toprak gibi, kum gibi, ile ahir madekerna sabigan. Bunu daha önce e, söylemiştik. Yani bunlar e, işte e, karışsa bile e, yani toprak, e, işte e, kum e, ve bunun e, rengi kokusu filan değişse bile ne olmuyordu? O pis sayılmıyor. Yani onunla temizlik yapılıyordu. Ve cevvezel hanefiye hanefiler caiz gördüler istimalu hadal ma'il mutagayyer bi't-tahir. yani bu işte temizliği yani rengi, kokusu vesaire değişmiş olan bu suyu kullanmakta bir beis görmediler. İza lem yekunit tagayyur kethiran yukhricuhu an itlaqihi. Yani onu mutlaklıktan çıkaracak kadar bir değişme yoksa Dediler. Ve yaslubuhu ismel ma'il mutlak. Ve onun artık mutlak e, ismini mutlak su olmaktan e, işte çıkaracak derecede e, karışmamışsa. Müstedilline bi kavlihi ki şunu delil getirdiler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fi men an rahiletihi Evet. Rahile e, yani bineğinden düşer e, düşüp de ölen kimse hakkında şu hadis-i şerif. Ee, ne buyurdu Ali aleyhi ve selam. İğsiluhu bi ma'in ve sidrin. Onu e, neyle yıkayın? Suyla ve sidir ile yıkayın. Sidir de hani e, işte e, o zamanlar sabun niyetine kullanılan bir karışım. El hadis ehrecu'l Buhari ve Müslim dedi. E, bunu da e, Buhari ve Müslim tahric ettiler. Yani o Bunlar e, naklettiler e, bu hadis-i şerifi. Buna dayandılar diyor. Ve şu delale yani buradaki delil olma yönü ennel meyyite, ölü la yuselu yıkanmaz illa bima mayyessu tathiru bihi lil hayi. Yani diri kimsenin ancak e, işte temizleneceği suyla ölü yıkanır. Yani ölüyü e, yıkadığımız suyla abdest aldığımız sunun özellikleri aynıdır ve bima rabahü'l cemaa evet cemaatin işte naklettiği kimden An Ümmü Atiye Ümmü Atiye'den işte o naklettiği rivayetle dakhale ne diyor dakhale aleyna rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet bizim yanımıza geldi diyor evet Allah rasulü aleyhisselam şunu şöyle bakın şurayı düzeltelim burada ve selam olacak. Hine tuvufiyet ibne tuhu Zeynep. Yani kızı Zeynep'in vefatında kim demiş bunu? Ümmü Atiye demiş. Allah Resulü yanımıza geldi. E, fekale ne buyurdu? İğsil neha selâsen. Bunu daha önce vermişti bu hadis-i şerifi. Yine burada tekrar veriyor. Onu yani Zeynep'i üç defa yıkayın. Ev hamsen veya beş defa. Ev eksereminzalik min zalik veya bundan daha fazla. İn raaytunne tünne bimain e, ve e, e, sidrin. E, yani e, su ve sidir ile yıkayın. Burada e, in ra'i nedir Burayı ara cümle olarak vermiş. Yani artık ne kadar uygun görüyorsanız o size kalmış diyor. Üç olur, beş olur. Onu ma ma'in ve sidrin yani su ve ile yıkayın. eee ve fil, eee ahireti kafuran ve en sonuncusuna da kafur koyun. ev şeyen min kafur ve kafurdan bir şey koyun buyurdu. Feida fara tunne yani bitirdiğiniz zaman e, ne yapın? E, Adin e, adinneni Yani e, bana seslenin, beni çağırın dedi. E, bu felemma feragna bitirdiğimiz zaman Aden Nahu, e, evet Allah Resulüne haber verdik. Fe anatana bize verdi hak vehu, onun işte bir elbisesini, örtüsünü bize verdi. fekale e, dedi ki, esirnha e, i Yahu. Yani bunu ona, ona örtün dedi. Tani e, neyi kastediyor? İzarehu. Onun izarını yani onun artık bir örtüsünü, bir elbisesini kastediyordu. Fakat emarahunne onlara emretti sallallahu aleyhi ve sellem. Bi en yagsilneha bi in mehlutin bi sidrin ve kafurin. Yani sidir ve kafur karışmış bir suyla onu yıkamalarını emretti. Ve huma... Bunlar da neba tutay bir raiha yani kokusu güzel bitkilerdir ve hâzâ bu da yedullu ala cevaz istimalil mail el mutagayyir bi tahirin yani temiz bir şey karışmış olan sunun kullanılmasının caiz olduğuna delil olmaktadır. Lem yuhricu an tuhuriyyatihi yani onun işte temizliğinden yani temizlik vasfından onu çıkartmayan yani onu kirletmeyen temiz şeyler suya karıştırılırsa o su e, kullanılır. Waitlaq ismil mai aleyhi. Yani ona e, hala işte su denildiği sürece yani bu sudur denildiği sürece e, o kullanılır dedi. E, evet şurada yukarıdaki dipnot için bakın ne diyor? E, o şurada neha yani bunu onunla sarınız demişti. Evet ve an Ahmet ve Nesai ve'bni ve Huzeyme min hadis Ümmü Hani. Ümmü gelen ve bunların rivayet ettiği hadiste ise Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem iltesele huve ve meymune min inain vahid. Yani ikisi tek bir kaptan usul aldılar. Min kasatin bir bir tastan fiha etherul acin yani içinde un undan eser olan bir kaptan işte tastan usul aldılar diyor yani bir de böyle bir rivayet vardır dedi. O zaman şöyle bakın başa gidip hızlıca bir göz gezdirelim. Ne dedi? Burada bakın üçüncü çeşit yani e, fil adat, günlük hayatta kullanılması caiz olup, ibadetlerde kullanılması caiz olmayan sular. E, buna da temiz bir şey karışıp, e, onun işte rengini, e, tadını ve kokusunu e, değiştirmesi durumundadır. E, ve bu ona e, dahil olan su, işte gül suyu gibidir, zaferan suyu gibidir, acin suyu gibidir. E, biz diyor böyle söyledik, yani... İşte bununla e, temizlenmek caizdir e, dedik. La budde en yekune ma en mutlakan. O, o sunun mutlak olması gerekir. Yete gayyaru. E, yani biz diyor, derken hani burada e, bakın ne diyor. Yete gayyaru vasfu min evsafi selase. Yani onun üç vasfı e, değişmemiş olması gerekir. Ancak e, işte elleti. Tulazimuhu mislud turab yani ondan ayrılmayan yani onunla bir düşünülen yani toprak gibi kum gibi şeyler ki bunlar onun kokusunu falan değiştirirse bu hariçtir diyor burada bir istisna düşüyor çünkü hanefiler diyor bu suyu ne yaptılar musunun kullanılmasını caiz gördüler el bir tahir yani temiz bir şeyle Özelliği değişen sunun da temizlik yani abdeste kullanılması caiz gördüler. Buna işte iki tane hadis delil getirdiler diyor. O hadisleri zikretti. Gelecek bölümde dördüncü maddeyle inşallah devam edeceğiz. Ee, hangi maddeyle ee, onun kullanılması hem günlük hayatta hem de ibadetlerde caiz olmayan yani haram kılınan sular. Ee, onlar devam edeceğiz inşallah. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet diliyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.